konuştuk. Bugün biraz daha detayını paylaşalım. Aylar sonra gündeme gelen bir seçim vaadi, beklentileri karşılamayan bir seçim vaadine yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cep telefonu ve bilgisayar desteği öğrencileri memnun etmedi anladığımız kadarıyla. 9500 Türk lirasının en yüksek limit olarak kabul edilmesi modelleri sınırladı çünkü. Öğrenciler o fiyatlara istedikleri ve işlerine yarayan telefonları ve bilgisayarları bulamayacaklarından şikayet ediyor. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Şu anda en ucuz telefon 23 bin lira. 9500 liraya alacağımız telefon herhalde Nokia 3310 falan. Onun da yeterli olacağını hiç düşünmüyorum yani. Artık telefon fiyatları 20 bin liranın altında değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi müjde olarak açıkladığı vaatlerden biriydi. Vergisiz telefon ve bilgisayar desteği. Seçim bitti, aylar sonra gündeme geldi bu söz. Ancak yapılan düzenleme öğrencilerin beklentilerini karşılamadı. Öğrenciler hayal kırıklığına uğradı. Yani en az 25-30 bin lira olması gerekiyordu. Yani iPhone bandındaki en azından son çıkan seriler olmasa bile 12 ve 13. serilerini kapsaması gerektiğini düşünüyorum. En az 20 bin falan olabilirdi. Belki yani 20 bin liraya alınabilir telefonlar olabilir ama 10 bin liraya yok. Öğrencilerin ilk vergisiz telefonları Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Samsung General Mobile gibi telefonlara uygulanacak vergi indirimi Huawei ve Apple ürünlerinde kullanılmayacak. Tüm telefonlar için geçerli olsa bir hani 9500 liralık direkt yardım olması daha mantıklı olurdu. Yani kendim bile kaç senelik telefon kullanıyorum. Paramparça olduğu halde kullanmaya devam ediyorum. Neden? Çünkü alamıyorum. 18 yaşında bir gencin bu çalışıp da adam akıllı bir telefon alamaması tabii çok zor bir durum. Yeterli değil. Hiçbir şekilde değil hem de. Öğrenciler sadece telefon için değil bilgisayar için verilen desteğin de ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamayacağı görüşünde. Peki 9500 liranın altında bilgisayar var mı sizce? O hiç yok mesela yani. Alırsınız ama 2 ay elinizde kalır. Yani aynen. Öyle şeyler anca alırsınız. Mümkün değil. Çok külüstür şeyler anca alırsınız. Aynen. Yani hiçbir gencin işini göreceğini sanmıyorum. Biz şu an ekonomiye baktığımızda fiyatlar belli yani. Orta bir düzey bilgisayar en az 15 binden başlıyor. Erdoğan ayrıca seçim vaatlerinden biri olan 10 GB ücretsiz interneti de hayata geçireceklerini duyurdu. Öğrencinin işine en az 30 GB gerekiyor bence. Bu 10 GB bir hafta bile sürmez yani. Benim 15 GB internetim var. O bile bana yetmiyorken 10 GB hala yetmez yani normal gençlere bence. Bana da yetmiyor. Ben en az 30-40 GB kullanıyorum. Yetersiz bence. Benim 20 GB'ım var. Ve her hafta ek paket alıyorum. Kesinlikle değil. Yani bence öğrenciler için belirli bir dönem veya okul dönemlerinde biraz ücretsiz bir şeyler yapmaları lazımdı diye düşünüyorum.